Herkese merhabalar. Selamlar. Bu videoya hoş geldiniz. Tabii bir bayram arası girecek piyasalara. Özellikle Borsa İstanbul'da bir tatil sürecine gireceğiz ve son haftayı güzel kapattık. Ama kanalımız boş durmasın. Yeni videolar, yeni eğitimler, yeni indikatör tanıtımları ile devam etsin. Bu kanalda bulunan indikatörlerin hemen hemen hepsi işe yarar ve güzel indikatörlerdir. Bu kanalda hiçbir zaman indikatör parlatılması yapılmaz. Neyse o anlatılır. Peki bir hareketli ortalama indikatörü tanıtacağım sizlere. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Bilindiği üzere hareketli ortalamaların birçok farklı çeşidi var. Basit hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama, hacim ağırlıklı hareketli ortalama gibi. Bu videoda üstel hareketli ortalama diye tabir edilen ve EMA diye kısaltılan e, hareketli ortalama yöntemini kullanan bir indikatör tanıtmaya çalışacağım sizlerle. Belki de e, muhtemelen bilenleriniz vardır diye düşünüyorum. Ama bilmeyenler için bu indikatörü bir tanıtalım, bu indikatörün nasıl kullanıldığını sizlere bir anlatalım. Evet, TradingView platformunda göstergeler kısmına bir kesildikten sonra e, açıklama arama kısmına EMA ribbon yazıyorsunuz. EMA ribbon. Evet, Crypt, MRibon Crypt olana tıklayacaksınız. Bir kez tıklayalım ve indikatörü grafiğimize ekleyelim. İndikatör e, göründüğü gibi birden fazla hareketli ortalama, üstsel hareketli ortalama tekniği kullanıyor. Şöyle bir ayarlara baktığımızda, bakın 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ve 55 dönemlik e, üstsel hareketli ortalamaların hepsini grafiğe yansıtıyor. Tabii bu haftalık olduğu zaman, buradaki değerleri haftalık, günlük olduğu zaman da buradaki az önce saydığım 20, 25, 30, 35 şeklindeki hareketli ortalamaları da günlük olarak, günlük periyotta hesaplıyor. Yani günlük periyotta bu grafik, bu indikatör açık olduğunda 20 günlük, 25 günlük, 30 günlük, 35 günlük, 40, 45, 50 ve 55 günlük hareketli ortalamanın tamamını tek bir indikatörde aynı ekranda görebileceksiniz. Yine tabi bunları siz kendiniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 100, 200 falan gibi de ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Ayarları sıfırlayalım ve anlatmaya devam edelim. İndikatörde göründüğü gibi bir de bir renk sarmalı var. Böyle bir farklı renkler var. Ee, sarı renk muhtemelen en alt. Evet şöyle bakalım. Evet. Buradan renkleri değiştirebiliyorsunuz. Sarı renk E EMA 20'yi tekabül ediyor ve kırmızı renk, en koyu kırmızı renk diyelim o da EMA 55'e tekabül ediyor. Burada asıl mantık şu aslında. Ya yani Benim kendi yorumum bu şekilde. Ee, bir sarmal yani böyle bir ne diyelim ip taneleri gibi düşünebilirsiniz bunları. Bir belki de çamaşır askısı gibi düşünebilirsiniz. Bu sarmalın e, açılış kapanış ve hareket ediş şekline göre o ticari ürünün uptrendde mi downtrendde mi konsolide mi oluyor? Genel olarak böyle bir anlam çıkartabiliyoruz. Normal şartlarda derler ki çok klasik tabirdir bu üstsel hareketli ortalamayı grafiğe ekleyelim. Üstsel hareketli ortalama tabii kitabı bir bilgi bu. 200 diyelim ve stil bölümünden bunun rengini şöyle absürt bir renk yapalım. Ne yapalım? Şöyle bir renk yapalım ve şu şekilde kalınlaştıralım. Normal şartlarda fiyatlanma MA200 üzerindeyse uptrenddedir. MA200 altındaysa da şurada olduğu gibi downtrenddedir diye anlatılır. Bu aslında çok kitabı bir bilgidir. Ama burada kullanmak istediğiniz şey şu. Burada e, ee, Ribon'un Ribon'un üzerinde fiyatlandığı sürece burada olduğu gibi burada olduğu gibi ve buralarda olduğu gibi e, piyasa bir uptrenddir. Uptrendde devam ediyordur. ema Ribon'un altında fiyatlandığı sürece bakın burada olduğu gibi burada olduğu gibi burada olduğu gibi burada da piyasa bir downtrendde bir düşüş trendinde olduğu genel olarak söylenir. Peki ben bunu nasıl kullanıyorum? Benim yorumum ne? Şimdi burada bakın sarı Renk e, en açıktan en koyuya doğru gidiyoruz. Bir kere sarı renk en üste çıktığında artık net bir çok güçlü bir e, uptrend başlamış demektir. Sarı renk en üste çıkacak ve kırmızı renkte en koyu kırmızı renkte en altında olacak. Renkleri anlamanız için sarı renk kalsın ama en koyu kırmızı rengi biraz daha şöyle e, diğerlerinden farklı ve kalın yapmak istiyorum. Bakın şöyle yapalım. Evet. Hatta burada sarıyı da kalın yapmak istiyorum. Çünkü EMA'yı bunu genelde böyle anlatmıyorlar. Ama ben kendi mantığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi sarı renk en üstte ise ve mavi renk en alttaysa gördüğünüz gibi nerede olduğu gibi tıpkı şurada olduğu gibi burada artık net bir uptrend başlamış demektir. E, bu indikatör için benim kullanım tarzım bu yönde. Tam tersi olarak söyleyelim. Tam tersi olarak da 40, mavi renk en üstte yani e, işte en son EMA en üstte ve sarı renk en alttaysa da kuvvetli bir downtrend başlamış demektir. Nerede olduğu gibi bakın şurada olduğu gibi. Evet, emari bunu ben bu şekilde kullanıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi biraz daha detay vereceğim. Videoyu çok uzatmayacağım. Bakın. Şöyle bakalım. Eğer eğer şurada olduğu gibi. Şöyle yakınlaşalım Bakın. Şurada olduğu gibi. ben dedim yani ya bir sarmal gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir ip gibi düşünebilirsiniz. İplik gibi düşünebilirsiniz. Burada olduğu gibi birbirine çok yakınsa bu ipin her bir tanesi diyelim, her bir ip, ayrı bir ip diye düşünürsek, birbirine çok yakınsa, şurada olduğu gibi, burada fiyat bir konsülle olma dönemindedir ve bir patlama yakın olabilir anlamı çıkartabiliriz. Aynı Bollinger bandı sıkışmasında olduğu gibi. Bakın burada emaların, yani ema ribonun bir destek olarak görev yaptığını görüyoruz. Ve bir de şunu da söylemek isterim ki, şöyle bir mail de vardır aslında. Fiyat şurada olduğu gibi, ema sarmalından çok yukarıda seyrelerse artık bir miktar oraya doğru bir çekilme ihtiyacı hasıl olabilir. Bakın buralarda da gidiyor ama çekilmeden gidiyor. Nihayetinde şurada bir temas ve buradan sonra aşağı doğru bir çöküş başlıyor. Bunu da dediğim gibi bu indikatörü sakın şöyle kullanmayın arkadaşlar. Böyle tanıtıyorlar. Bu indikatörü yanlış tanıtıyorlar. EMA Ribon'un en altı aşağı kırılırsa sat. EMA Ribon'un üstü yukarı kırılırsa al. Lütfen bunu böyle kullanmayınız. Böyle gözü hoş geliyor diye böyle tanıtıyorlar. Bu indikatör böyle kullanılmaz arkadaşlar. Uzun zaman geçirdim ben bu indikatörle. O yüzden az çok biliyorum. Peki nasıl kullanılır? Az önce benim dediğim gibi. E, birinci nokta sarının en üste çıkması, mavinin en altta kalması. İkinci nokta mavinin en üste çıkıp sarının en altta kalması şeklinde bir arayış olabilir indikatörde. Bir de yine bakın şurada Olduğu gibi bir sıkışma e, emaresi olarak. Bakın şöyle bir uzaklaşalım. Renklerin ne kadar burada birbirine girdiğini göreceksiniz. Bakın gördünüz mü? yani Burada artık bir sıkışma olduğunu anlayacağız. Başka örneklerle devam edelim. AVAX USDT e, paritesindeyiz. Bakın dediğim şey şuydu aslında. Bakın emaribon burada yukarı kırılıyor. Bir al sinyali olarak bunu düşünmeyiniz. Lütfen böyle işlem almayınız. Hatalı işlem alırsınız. Burada aslında bu indikatör size piyasanın genel yapısı hakkında bir bilgi edinmenize yardımcı oluyor. Nasıl yapıyor bunu? Bakın az önce anlattığımı düşünün. Mavi renk ya yani ben az önce mavi yaptım bunu lütfen hatırlayınız. Stilden mavi yapabilirsiniz. Mavi renk en yukarıda sarı renkte en aşağıdaysa nedir? Çok kuvvetli bir satış baskısı var demektir. Bakın satış baskısı var. Yani şu anda bakın şuraya bakınız. Çok kuvvetli bir satış baskısı var. Satış baskısından çıkıp yani downtrendten çıkıp yeniden uptrend'i geçtiğini nasıl anlayacağız? Mavi çizgi en alta gelecek. Mavi çizgi en alta gelecek. Sarı çizgi de onun üzerine çıkacak. Bu şekilde bir arayışta olacağız. Peki akıtalım yavaş yavaş grafiği ve neden bu indikatörü benim böyle kullandığımı şimdi çok daha iyi anlayacaksınız. Akıtalım, evet. Şu an akıtmaya devam edelim. Aynı zamanda bir backtest yapıyoruz. Bakın aslında burada yine bir sıkışma vardı. Bollinger sıkışması gibi düşünün bunu. Burada bir sıkışma vardı. Renkler birbirine çok yakın çünkü. Neredeyse tek renk olmuş hatta burada. Dolayısıyla burada ne arayacağız? Bir sıkışma olabilir. Yani aşağı veya yukarı yönlü bir patlama olabilir diyeceğiz. Nitekim burada az önce çizdiğim dikdörtgen aşağı kırıldıktan sonra aşağı yönlü bir patlama geldiğini gözlemliyoruz. Peki devam edelim şimdi. Burada gözleyeceğimiz şey piyasanın ne zaman uptrende ne zaman yükseliş trendine geçeceği. Şöyle akıtmaya devam edelim. Bakın EMA'ya vuruyor geri çekiliyor EMA Ribon'a buna vuruyor. Geri çekiliyor. Bakalım ne olacak. Evet. Eman'ın biraz daha içine girmeye başladı bunun Bu iyiye işaret. Acaba direcek mi? Yukarı doğru çıkacak mı? Şeklinde bir anlam çıkartabiliriz. Evet. Yukarı doğru çıktı. Kırdı. Ama al sinyali değil. Benim için al sinyali neydi? Sarı çizginin en üste çıkıp mavi çizginin de en alta inmesiydi. Bakalım. Evet. Akıtmaya devam edelim. Hala bakın. Evet. Yine bakın. Bir sıkışma. Bir sıkışma söz konusu şu anda. Renkler birbirine çok yakın ve bunu da aslında şöyle buradaki sıkışmalarını da şöyle çizebiliriz. Burada bakalım yukarı bir kırılım olacak mı? Evet yukarı doğru bir kırılım oldu. Sıkışmadan yukarı doğru çıktı. Ee, sarı çizgi bakın sarı çizgi renkli olan çizgi kendini yukarı atmayı başardı. Birinci A sinyalimiz bu indikatör için gerçekleşmiş oldu. İkincisi sinyalimiz ne? Mavi çizginin en alta inmesi. Akıtalım yine yavaş yavaş. Evet mavi çizgi alta doğru iniyor. En alta indi. Gördük mü değerli arkadaşlar? Peki burada benim için artık ne oldu? İkinci sinyal de geldi. Bakın şöyle bir yakınlaşalım. Evet sarı çizgi en üstte ve mavi çizgi gördüğünüz gibi en altta. Artık buradan sonra uptrend'e bir geçiş. Tabi hareketli ortalamalar açısından uptrend'e bir geçiş geldiğini görüyorum. Burada bu ticari ürün için bir al sinyali gelmiş bulundu. Devamında bakalım hareketlere. Evet gördük mü arkadaşlar? Peki ne zaman sat sinyali gelir? Yeniden sarı çizgi en alta indiği zaman. Bakalım ne olacak? Evet şu anda muhtemelen piyasa buna izin vermiyor. Peki bakın yine bir sıkışma, yine bir sıkışma. Yani bir sıkışma olarak da bunu kullanabilirsiniz. Ya yani şöyle bunu nereden çizmek istiyorum? Bunu şöyle çizmek istiyorum ben. Şöyle çizmek istiyorum. Yine yani bir sıkışma alanı. Sıkışmalarını bakalım nereye doğru kıracağına bakacağız. Evet sıkışmalarını aşağı doğru kırdı. Ee, birinci koşul neydi? Sarının en en alta inmesi sat koşulu. Evet bakın sat koşulu oluşmadan burada sıkışmadan aşağı yönlü kırılım gelmesine rağmen sat koşulu oluşmadan yeniden sarı çizgi aralarda oyalanıyor. Peki sarı çizgi yeniden yukarı çıktı. Satım yaptım mı? Yapmadım çünkü sarı çizgi en aşağı inmedi. Yeniden bakın sarı çizgi en üste çıktı. Mavi çizgi en altta. Yine belki de bir alım düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Sonrasını ben de bilmiyorum. Bakalım. Evet. Güzel. Bakın sarı çizgi e, hala en üstte olduğu için yukarı doğru devam etti işlem. Yavaş yavaş konuyu toparlayalım. Çok kısa bir örnekle e, devam edeceğim ve sonra yayını bitireceğim. Bakın sıkışma dönemlerinden bahsettim. Bakın burada renklerin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Yani fiyatın belli bir aslında e, ne diyelim bunun tabi yabancı kaynaklarda squeeze diye geçiyor. Bir sıkışmadan çıktıktan sonra gayet rahat ferah ferah hareket ettiğini görüyoruz. Peki nerede şu an bir sıkışma var ekranlarda? Siz de galiba görüyorsunuz. E, duyar gibiyim sizleri. Bakın neredeyse şu alanda EMA Ribbon'un EMA Ribbon'un tüm hareketli ortalamaları tek renk olmuş. Burada gök kuşağı gibi ayrılmış ama burada neredeyse tek renk olmuş. Dolayısıyla burası eğer hani squeeze alanları, sıkışma alanlarını tespit edemiyorsanız, şurası çok net bir benim için sıkışma alanıdır. Şöyle yapalım. Aynı zamanda bakın bir destek direnç oluşturmuş olduk. Sıkışma alanı kırıldı. Sarı renk en üstte geçti, mavi renk en altı geçti bir alsın yeri. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar konu? Kabaca bu şekilde. Video çok uzun olmasın. Bakın emanın ne kadar güzel çalıştığını buralarda görüyoruz. Bakın sarı çizgi en üstte olduğu sürece uptrend devam ediyor. Mavi çizginin altta olduğu sürece uptrend devam ediyor. Türk Traktör hissesinde son günlerde gelen hareketlerle sarı çizgi en alta inmiş ama mavi çizgi en üstte henüz çıkmamış. Yani net bir sat sinyali henüz gelmemiş aslında. Bir de örnek olması için Türk Hava Yolları'na bakalım. Ondan sonra bu e, yayına bir son verelim. Bakın Türk Hava Yolları'nda da yine sıkışma dönemleri bakın neresi? Şöyle bakalım neredeyse şurası bakın. Neredeyse birebir aynı renkteler. Sıkışma dönem dönemlerini şöyle bir dikdörtgen içer, içerisinde çizdikten sonra sıkışmadan sonraki gelen kırılımla beraber sarı rengin de en üste çıkmasıyla birlikte bakın burada kırılım geldi. Bir e, al sinyali için kulaklarımı dikiyorum ben. Burada bir avcı gibi aynı burada sarı çizgi en üste çıktı. Mavi çizgi de en altta. Burada bir alım yaptıktan sonra şurada bir alım yaptıktan sonra işte %7, %8, 4 saatlik zaman diliminde bir marş almış olduk. Çok güzel bir indikatördür ama dediğim gibi YouTube'da bu indikatörü yanlış anlatıyorlar, eksik anlatıyorlar. Lütfen bu indikatörü eğer kullanacaksanız şu an benim anlattığım gibi kullanınız. Herkese iyi bayramlar diliyorum değerli arkadaşlar. Fibobul kanalının kıymetli aboneleri ve kıymetli üyeleri. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlara. Hoşçakalın, görüşmek üzere.